Şimdi tabii biz devletimize yine teşekkür ediyoruz. Yani biz esnaf, ben burada hem esnaf odası birlik başkanıyım hem esnaf kefalet kooperatif başkanıyım. Ekibimizle beraber çok güzel hizmetler veriyoruz Kırşehir'e. Bu gerçekten yani. 100 kişide anket yapın, bize 90'ı iyidir. Onu belki de kartı dönmüştür, zor durumlar yaşıyordur bilmem ne. Onlara da yardımcı oluyoruz da. Belki de öyle diyebilir yani. Ama biz esnafın hep yanındayız. Esnafla hiç ayrışma yapmadık, hep kaynaşma yaptık. Esnafla hısım olduk yani, hiç hasım olmadık yani. Bunu esnafımız da biliyor, biz de anlatıyoruz. Tabii şeye baktığınızda, şimdi esnaf iş yok bilmem ne dediğinizde, şimdi kredilerden dolayı falan çoğu da şeyini sildirmiyor. Yeniden mükellef oluyor, işte ucuz kredi alabilir miyiz bilmem ne. 850 kişi 2021 yılında bize yeni kayıt yaptırmış. 355 kişi de kayıtını sildirmiş. Yani kapatmış yahut da emekli olmuş, buna benzer işi yapamamış. Ve aradaki şeye baktığında aşağı yukarı %60 kayıt farkı daha fazla yani. Bunun yanında aşağı yukarı dönüşümlü 350 milyara yakın ve esnafa kredi kullandırdık dönüşümlü olarak da. Ve gerçekten belli şeylerde her dediğimizde, işte Halk Bankası Genel Müdürü'nden birebir ilişkilerimiz var. Genel Başkanımız Abdülkadir Akgün bize büyük hizmetleri, büyük faydaları var. Ve ihtiyacımız olduğunda bugünlerde biraz esnaf para sorunu yaşıyoruz ama bir gün yarın da gelecek. Elimizde biraz dosyalar var. Onları da dağıttığımızda esnaf yararlanacaklar. Biz esnafın hep yanında olduk. Bu krediyi kim gelirse gelsin, kim müracaat ederse etsin, senin gözün kara, senin kaşın bilmem ne, hiç kesinlikle ayırt etmeden, yeter ki mükellef olsun, yeter ki düzgün kefillerinden, işte istediği parada, işte belli yere kadar da belli şeyi veriyoruz. Ama üstüne de çıktığımızda bu devletin parası, ipotek falan alınıyor ve düzgün bir şekilde Kırşehir'de de kimsenin parası kalmaz. Ben bankalara da söylüyorum buradan. Yani Kırşehir esnafı düzgün bir esnaf, ahi esnafıdır. Hiç ki, ama 3 gün 5 gün bu şartlara göre gecikmeli olabilir. Biz devamlı genel başkanımız, işte hükümet tarafından, bizim birebir ilişkilerimiz tarafından devamlı biz esnafın yanında olduk ve bu kredilerimizi de veriyoruz. İhtiyacı olan herkese de buradan yine seslenmek istiyorum. Kapımız sonuna kadar açık. İhtiyacı olan, işte zor durumlar yaşıyor esnafın, biz biliyoruz. Çünkü aynı geminin içinde ben de varım yani. Onun için esnafın durumunu çok iyi biliyorum. Ve ihtiyacı olan, gerçekten şey olmak, mağdur olan, ya ayıp olur falan diye şey yok yani bunun. Gelsinler, bizden görüş nasıl olur onu istesinler. Biz elimizden geleni, Kırşehir esnafın hep yanındayız. Bir yani gerçekten yani biz esnaflarımızı seviyoruz. Onlar olmazsa biz olmayız yani. Bunun da bilincindeyiz. Ben teşkilat olaraktan yukarıda TESK'te denetim kurulu başkan vekilliği yapıyorum. TESKOM'da paranın, işte esnaf kefalet kooperatifinin geldiği yerde de ikinci bölgede denetim kurulu başkanıyım. Ve elimizden geldiği kadar komşilerimizi baza aldığında bizim daha çok şeyimiz var yani. Esnafa karşı faydamız, komşileri baza aldığımızda onlara az biraz şey oluyorsa, 2 lira gidiyorsa bize 3 lira geliyor. Bunun bilincinde olmak lazım. Biz de esnafın yanındayız. Bunu elimizden geldiği kadar çok iyi şekilde dağıtıyoruz. Halk Bankası müdürümüzden birebir ilişkilerimizi, oradaki elemanlarla ilişkilerimizi, yani elimizden geldi, ben onlara da teşekkür ediyorum. Buradaki kooperatifteki çalışan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Ve birlik başkanlığındaki çalışan sekretere ve elemanlarımıza, görsel ve yazılı basında bizim yanımızda olanlara, sizlere ayrı şekilde, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi ben değil biz dersek bu şeyi aşarız. Hep beraber aşarız yani. Burada bir
bir döngü içindeyiz. Gerçekten bir gözden görünmeyen bir hastalık ve devamlı günlük zamlar. İnsanlar belli şeylerde her gün dedikodular bilmem ne. Bazen de işte 3-5 kişi gelip üretim yapmak lazım. Üretici olmak lazım. Bir şeyleri kendin yapman lazım. Bunu hep beraber çözersek bu işler olur diye düşünüyorum. Bu geminin içinde hepimiz varız. Biz bir Suriyeli, bir Iraklı yahut da bir ülkemizi terk edip hiçbir yere gidemeyiz. Her şeyimiz burası için. Allah ezanımızı indirmesin, bayrağımızı indirmesin, kurban olduğum Allah. Başka biz bir şey istemiyoruz. Bunların hepsini Allah sağlık versin, huzur versin, iman zenginliği versin. Bunların hepsine atarız diye düşünüyorum yani. İnşallah bu 2022 yılı bereket yılı gibi geldi. Şu durumda zamlar bunlar gelse de işte barajlar doldu. İşte her gün rahmet, her gün yağmur. Her gün şey ve bunlar bereketlerin sinyali. İşte çiftçilerin yüzü güleceğine ben inanıyorum. İşte bu buğdayımız ne kadar çok olursa o kadar ucuz olur diye, işte yahut da ekmeğe ucuz yeriz diye düşünüyorum yani. Bunlar bir gerçek, teşekkür ederim.